Ünlü stilist ve moda tasarımcısı Eda Taşpınar'ı Kuruçeşme'de görüntülüyoruz. Taşpınar, "Beni sürekli yakalıyorsunuz." diyerek şaşkınlığını dile getiriyor. "Beni sürekli yakalıyorsunuz. Nasıl oluyor? Yoldan ben de alışverişine gidiyorum, yakalıyorsunuz. Babama hediye almaya geliyorum. Yarın doğum günü bir hediye yollayacağım da. Onu almaya geliyorum. Gene yakalıyorsunuz." Eda Hanım, buradan gelirken gördük. Nasılsınız? Ünlü moda tasarımcısının koronavirüse karşı bütün önlemlerini aldığı görülüyor. Efendim, almışsınız bütün tedbirleri. Maske, eldiven. Aldık yani, aynen. Taşpınar evde heykel yaptığını anlatıyor. "Ben heykel yapıyorum evde. Arada güneşleniyorum, kitabımı okuyorum. Geçiyor vakit bir şekilde yani." Ünlü moda tasarımcısı ailesiyle ilgili önemli bir bilgiyi paylaşıyor. "Benim büyük babam zaten Atatürk'ün heykeltıraşı. Anıtkabir'deki çoğu heykel de ona ait. Onun için çocukluğumdan beri öğrettikleri bir şey. Onun için de evde yani küçük heykeller yapıyorum. Bir şey değil yani, mesela otistik kafalar yapmıştım. Şimdi bir balerinli kız yapıyorum falan, öyle bir şeyler yani." Eda Taşpınar daha önce at kılı fırça, şampuan ve güneş yağı markalarını piyasaya çıkarmıştı. Taşpınar heykel konusunda da benzer bir çalışma yapabileceğinin sinyalini veriyor. "Ticareti dökmek yani gibi. Ticaret değil de bunları niye evet koymuyorsun, niye göstermiyorsun diyenler var. Onu da kendime saklamak istedim açıkçası. Kendime sakladığım bir şey gibi düşündüğümden öyle olabilir. Her şey olur bu hayatta. Artık hiçbir şey olmaz demiyoruz." Ünlü tasarımcının evinin çatısına çıkıp güneşlendiği görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı. "Birçok virüsü öldürüyor. Yani burada kanıtlanmış bir şey yok. Ben de bilir kişi değilim ama sonucunda şu da var. Güneş insanı mutlu eden bir şey. Şu anda da mutlu olmaya ihtiyacımız var. Değil mi? Meditasyonların ikincisi her zaman güneş. Dans etmek, güneşlenmek, bunlar insanı mutlu eden şeyler. Onun için de şu dönemde neyle mutluysak onu yapmak lazım." Eda Taşpınar, Haziran ayında Mikanos'taki yazlık evine tatile gitmeyi planladığını söylüyor. "Virüs böyle devam eder, herhalde siz tatile çıkamayacaksınız." "Vallahi bilmiyorum, Yunan açıyor, açacağız diyorlar Haziran başında. Yani sonucunda benim yazlık evim orada, ben bir haftalığına tatile gitmiyorum. Açtıkları zaman giderim. Evet. Tulumumu giyerim, maskemi, her şeyimi takar giderim." Taşpınar'ın Bodrum'da güneşlendiği şezlong uzun yıllar haber olmuştu. Ancak ünlü tasarımcı son yıllarda Bodrum yerine Mikanos'a gitmeyi tercih ediyor. "Ya sıkıldım sadece yani, senelerce Bodrum'a gittim. Sonra senelerce Alaçatı'ya gittim. Sonra farklı kültürlerden farklı insanlarla tanışmak istediğime karar verdim. Yurt dışını ve Mikanos'u tercih etme sebebim de bu." Eda Taşpınar'ın spor ayakkabıları dikkatimizi çekiyor. "Ayakkabı sınıfta da bir... Aynen. Öyle. Ya öyle. Yani tasarımı öyle." Ünlü tasarımcı koronavirüs nedeniyle kuaförlerin çalışmamasının da kendisini hiç etkilemediğini ifade ediyor. "Ben zaten çok kuaföre giden biri değilim. Onun için benim için problem yok. Ben zaten saçımı hiçbir zaman boyamadım." "Hiç boyamadınız. Hani boyamadım. Boyamayı da planlamıyorum. Onun için de beni çok rahatsız eden bir konu değil bu." "Yok hani şöyle bir algı vardı. Hani dünyada sarışın kalmayacak. Hani kuaföre gidemekleri için böyle bir algı vardı." "Yani bilmiyorum. Onlar düşünecekler. Bilmiyorum." "Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.